24 Kasım Öğretmenler Günü Mustafa Kemal Atatürk'e baş öğretmen ünvanı verildiği gündür. Milli Eğitim Bakanlığı utanç verici bir karara imza atarak 24 Kasım Öğretmenler Günü genelgesinde Atatürk'e yer vermedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sana Milli Eğitim Bakanı olma fırsatı veren baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'tür. Unutma. 1920'de Milli Eğitim Bakanlığı'nı kuran da Atatürk'tür. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Atatürk'ü yok saymak senin haddin de değil, eğitim devrimlerini yok etmeye de çapın yetmez. 16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Kurtuluş Savaşı devam ederken Ankara'da ilk Marif Kongresi'ni toplayan da Atatürk'tür. 1923'te eğitim andı ile ilk öğretimi yaygınlaştırmak, herkese okuma yazma öğretmek, yeni nesilleri dünya ile bütünleştirmek ve medeniyet saflarında yer almalarını hedefini açıklayan da Atatürk'tür. Öğren. 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim kurumlarını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlayarak öğretim birliğini sağlayan da Atatürk'tür. 1924'te medreseleri kapatıp eğitimdeki dağınıklığı ortadan kaldıran da Atatürk'tür. Din uzmanı yetiştirmek için ilk ilahiyat fakültesini kuran da Atatürk'tür. Nitelikli din adamı yetiştirmek için imam ve hatip okullarını açan da Atatürk'tür. Eğitimi ticarileştirdiniz ama 1926'da eğitimi parasız hale getiren de Atatürk'tü. Sen karma eğitime karşısın ama 1927-1928 eğitim öğretim yılında karma eğitime geçen de Atatürk'tür. Atatürk baş öğretmendir. 1 Kasım 1928'de harf devrimini gerçekleştiren de Atatürk'tü. Yeni alfabeyi öğretmek için kara tahtanın önüne ilk geçen de Atatürk'tü. İşte bu yüzden ki 24 Kasım 1928'de, unutma, 24 Kasım 1928'de milleti ona baş öğretmenlik ünvanını verdi. 1929'da eğitim seferberliği başlatan da, millet mekteplerini açan da Atatürk'tü. 1933'te Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü'nü açan da, 1934 Milli Müziki Temsil Akademisi'ni kuran da, 1935'te Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ni kuran da, 1936'da Ankara'da Mülkiye Mektebi'ni kuran da, 1936'da Devlet Konservatuvarı'nı kuran da, 1937'de köylere öğretmen göndermek için köy eğitmenleri projesini hayata geçirerek köy enstitülerinin kuruluşunun temelini oluşturan da Mustafa Kemal Atatürk'tü. O halkının makus talihini yendi. Atatürk ve eğitim devrimleri hep kazandı. Atatürk ve eğitim devrimlerine karşı yürüttüğünüz darbeci anlayışınız hep kaybetti. Kaybetmeye de mahkumdur. Çapsız Milli Eğitim Bakanı Atatürk'ü yok sayamazsın. Bir daha söylüyorum. Çapsız Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk'ü yok sayamazsın. Senin haddin de değil, hakkın da değil.